Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 3 tür kararı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi bireysel önlem önerisidir. Bu bireysel önlem önerisi Selahattin Demirtaş kararında vardır. Derhal serbest bırakılsın. İkincisi tazminat kararlarıdır. Tazminat kararı da Selahattin Demirtaş kararında vardır. Üçüncüsü de genel sorunların giderilmesi kararıdır. Bu da yine Selahattin Demirtaş kararında olan bir konudur. Yani terörle mücadele yasasının, ceza yasasının ve ceza muhakemeleri yasasının daki bazı maddelerin değiştirilmesine dair genel sorunun giderilmesi doğrultusundaki öneriler de yine Selahattin Demirtaş kararında vardır. Dolayısıyla biz büyük daireye gidiyoruz. O nedenle de Selahattin Demirtaş kararının uygulanmasını bekletiyoruz tutumu kesinlikle politik bir tutum olacaktır. Yani aynen Selahattin Demirtaş ve diğer milletvekillerimizin tutuklanmasında olduğu gibi siyasi nedenlerle bir karar alınmış olacaktır. Bu bireysel önlem önerisi olan Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması kararının yerel mahkeme tarafından yani Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir an evvel uygulanması gerekmektedir. Ve hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda hukuken de bu işin takipçisi olacağımızı ve olmakta olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.